güzel bir resim çizmek gerekiyor aslında. Olayın ve Ahmet'in anımı açısından. Şimdi şöyle düşünelim. Bir fırtına geliyor. Bu fırtınanın neresindeyiz? Fırtınanın aslında ilk verilendeyiz. En dış halkasındayız. Yeni giriyoruz fırtınaya. Şöyle ki Çin'de yapılan bir çalışma ve ardından Kore'de yapılan bir çalışmada ortalama olarak eğer bir vaka tespit ettiyseniz, korona vakası tespit ettiyseniz, bunun karşısında toplum içerisinde gezen, tespit edemediğiniz 400 civarında vaka var demektir. Yani 300 civarında vakamız varsa... Bir daha söyleyin varsa, hocam. Korona vakası tespit ettiyseniz eğer, bir tane vaka tespit ettiyseniz, bunun arkasında toplumda tespit edemediğiniz 400 civarında vaka var demektir. Hocam 359 çarpı 400 mü? Aynen öyle. Her ölüm vakası için tespit edemediğimiz arkada 1000 civarında vaka var demektir toplumda gezen demek. Ölüm. Ölüm karşısında. 4000 mi? 4000. Yani 4 ölüm. 4 ölüm 350 çarpı 400 demek. Şimdi bulunduğumuz 359 ortam, çarpı 400. 400. Şu anda salgın yeni başlıyor. Başladı daha doğrusu. İçindeyiz. Bugün alacağımız önlemler bu hızı 2 hafta sonra ancak yavaşlatacak ve durduracak. Yani biz aslında 2 hafta boyunca net bir ilerleme sergileyeceğiz. Hızlı bir artış sergileyeceğiz. Şöyle ki buradaki artış... Hocam biz şu anda 145 binlerdeyiz. Aynen 143 öyle. 143 bin alçıyoruz. 144 aynen bine öyle. Yakınız. Tahmini vaka sayısı bu civarda. Şu anda. Şöyle ki bu artış hızı logaritmik bir artış hızı. Dikey bir artış çiziyoruz. Dikeye mi döndük? Aynen öyle. Şöyle U'dandı. Bir artış çiziyoruz. Yani U değil mi? U derken U U'nun iniş yani bacağı vardır. Dedi. Bu aslında çıkış bacağındayız. Biz buna logaritmik artış diyoruz. Yani şöyle gitmedi biraz. Şöyle çıkıyoruz. Anladım. Yani şöyle bir yükselişimiz var. Anladım. Şimdi bu yükseliş tahmini olarak korkutmak istiyorum ben. Psikiyatrist hocamız hocam, da beni fazla korkutmasın. Panik yapmasın. İzleyicilerimiz de korkutmasın. Diyecek. Korkutmadan söyleyelim ne olur. Şöyle, sakin sakin korku, önlemleri konuşalım. Korku güzel bir reflekstir. Korunmayı ve savunmayı sağlar. Korkunun olması lazım. Fakat paniğin peki, olmaması lazım. Panik yapmayın ama korkun, lütfen önleminizi alın demek istiyor kesinlikle. Hocam. Kesinlikle, aynen öyle. Tahmini olarak bir yıl içerisinde bizim ulaşacağımız, bir hafta içerisinde, salgının birinci haftası içerisinde ulaşacağımız rakam 1000 civarında, ikinci haftası içerisinde ulaşacağımız rakam 5000 civarında olacak. Hocam birinci haftada, yani birinci haftayı tamamladığımız zaman 3-4 gün sonra, 3-4 gün sonra içinde en iyi ihtimalle 1000, sonrasında ise ikinci hafta içerisinde 5000 rakamını ortalama olarak en iyi ihtimalle ulaşacağız. Hocam ölüm şimdi 1000 kişi arkasında Türkiye'de ölüm hızı kişi, şu an için %1 civarında tahmin ediyoruz. Kaç? Türkiye'de %1 civarında tahmin ediyoruz ölüm oranında. Fakat bu ölüm oranı olabilecek en iyi senaryo. Neden biliyor musunuz? İnsanlar yeni yeni hasta oluyorlar. Ve hastalığın genelde 8.8. gününde ölümler meydana geliyor. Yani hastalık ve salgın ilerledikçe ölüm oranları daha artacak. İşte İtalya'da ve İngiltere'de ilk başladığı zaman da ölüm oranı %1 civarındaydı. Şu anda ölüm oranı İtalya'da bitmiş vakalar üzerine hesapladığımız zaman %9'lar civarında. Vaka sayısı arttıkça ölüm oranı arttıkça da tabii değil mi? Tabii ki. Şöyle bir olay var. Yani sizin vakalarınızın tamamı genç vakalar. Genç derken yeni vakalar. Yani 3-5 günlük bir haftalık vakalar. Bunların süresi uzamaya başladığı zaman 9. 10. günde 11. günde vesaire ölümler daha da artacak. Oran bazında daha da artacak. Şu anda ölümleri görmediğimiz için, ceset torbalarını henüz görmediğimiz için maalesef ciddiye almıyoruz. Ben yoldan gelirken hocam, hala Vatan Caddesi'nde trafik vardı. Bu inanılmaz tehdit edici bir olay. İtalya aynen böyleydi.